Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz namazı huşu ile kılmak. Namaz hiç kılmayanlar var inandığı halde. Yani namazın farz olduğunu biliyor, inkar etmiyor. Kılmayanlar da var. Kılanlar var, gaflete kılanlar var tabii. Bir de namazı huşu ile kılanlar var. Huşu ile. Nedir huşu? Arapça kelime. Sonra gelecek işte konu inşallah. Bizi Rabbim buyuruyor Mümin Suresinin baş ayeti kerimelerinde. Bismillahirrahmanirrahim. Kad eflehal müminun buyuruyor. Kad eflehal müminun. Kad eflaha muhakkak ki felaha dahil oldu. Kad kelimesi fiil maziye gelince kesinlik ifade ediyor. Müzarede ise bazı anlamına geliyor. Kad efle muhakkak ki felaha dahil oldu. Efle adı ifal babından hemze duhul için buradaki muhakkak ki felaha kavuştu. Felaha dahil oldu. Felah. Nedir felah? Korktuğundan kurtulup ümidine kavuşma. Bir insan korktuğundan kurtulsa bu felah olmuyor gene. Mesela deprem olur, evi yamulur, yıkılır, bir şey olur ama o kurtulursa evi gitti ama mal mülkü gitti, dışarıda kaldı, felah değil bu böyle. Ahirete gelince bir insan cehennemden kurtulsa, sıratı geçse ama cennete giremezse nedir bu kurtuluş? Değil. Eflaha demek ki korktuğundan kurtulmak. Nedir ahiretteki korku? Cehenneme düşme. Sırat köprüsünde hatır. Cehenneme düşme böyle. Allah korusun böyle. Cehennem ne kadar korkunç varsa hayalinde, herkese hayaline kadar korkunç bir şey varsa onların hepsinden çok ama çok üzerinde korkunç bir şey cehennem. Ateş, gaye deryası, cehennem köpekleri, cehennem yılanları, yani azap yeri böyle. Korkunç bir yer cehennem, Allah korusun böyle. Bir insan oradan kurtuldu mu, yani sırada geçti mi, kurtuldu sonra. Ne kalıyor sonra? Sıra kalıyor cennete girmeye. Böyle. Girmeye kalıyor. Elhamdülillah Mevlamızın mümin kulları günaha da yükü de fazla olmayanlar Sırat Köprüsü'nde. Eğer dünyadan tevbesi giderse işte ederim tevbe, namaza başlarım, şunu yaparım, bunu yaparım, emekli olayım, şu bu derken oyalansa Allah korusun. Ölümün vakti belli değil mi? Ölümün zamanı biz belirleyemiyoruz ama ya. Doğmak elimizde mi? Bir yerde cenaze olur, aynı yerde doğum da olur. Yani kışta, karda, cenaze de olur, doğum da olur böyle. Ölüm de oluyor. Allah korusun, tevbesi gidenler, günahını oraya taşıyanlar yani böyle. Yükünü taşıyanlar oraya. Orada pişmanlık Sırat Köprüsü'nde. Pişmanlık böyle, nadem böyle, nezahmet böyle, kendini kınama böyle, çılgınca böyle. Ama yükü var, tabii geçemiyor, gidemiyor böyle. Eğer günah çok fazla değilse, günah da erir. Nasıl güneş çıkınca bazı çatıda buza sarkarlar. Daha koyu kışlarda. Güneş çıktı mı, başlarına böyle şıp şıp damla 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 erime başlarlar böyle. Bile gibi kalın buzlar bile, sarkan buzlar bile erirler böyle. İşte Sırat Köprüsü'ne de ateş, cehennem ateşi günahlar yakacak orada. Yakacak bunları böyle. Günah erimeye başlayacaklar. Onlar kişi hem yanacak hem sivrinecek ama. Günah kurtuluş işte onlar. Ama günah olmayanlar elhamdülillah hiç yanmadan, korkmadan uçar gibi bunu geçecekler onlara böyle. Şimdi elhamdülillah kad efla muhakkak ki felah kavuştu. Kimler?
El müminun müminler. Her mümin mi? Hayır. Burada lam-ı tarif var. Lam-ı tarif. Bu ad için. Adi harici. Adi zihni var, adi harici var. Eğer önceden bunlar vasıflara geçseydi, adi zihni, zihinde olur bu, belir olur böyle. Adi harici, bunların özelliği gelmeyen daha, gelecekken özellikle. Kimler bunlar şimdi bunlar? Mümin tekili, müminin bunun çoğulu, yani cemi artı emri çoğulmuş oluyor. Müminler, iman edenler, iman kesin bir inanç, şek şüphe kabul etmeyen böyle, acaba girmeyen, kesin imana, kesin inanca iman deniyor bunlara böyle. İmanın tabi menbaı kalp, gönülde ama. Akıl, buna yardımcı olur akıl. Tefekkürüyle yardımcı olur akıl böyle. Yani insan şöyle kendisine baksa, şöyle etrafı alemlere baksa, şu alemde başıboş değil. Bunu bir yöneten var. Bu disiplin, denge, düzen, kesin bir düzen ama böyle. Yani gece gününüzün güneş doğuş saati, sahnesi belirli. Dönüşü belirli. Yörüngesi belirli. Bunları yöneten, yönlendiren bunları, İnsanı yaratanı, karnını yaratan insanı böyle. Kesin bir denge, düzen var böyle. Akıl ne yapar? Akıl tefekkür yoluyla bunları bulur. Eğer insan denen varlık başıboş olsa, ana karnı yaratılırken, insan acayip yuvarlak olur insan böyle. Yuvarlak, yuvarlak, karışmış olur böyle. Ayağı biri yukarıda, biri aşağıda olur, kolları uzar, parmağı ne olur, dişleri çatal gibi olur, gözün biri önde, biri arkada olur, biri küçür. Demek ki bir denge, düzen var muhtemelen. Bir yönetim var böyle. Yöneten var böyle. Kadir-i mutlak var. Rabbul alemi var herhalde. Allah Celle Celaluhu böyle. Akıl bunu buluyor böyle şey. Kalp ne yapar? Kalp onay verir kalpte. Allah'ın varlığı, birliği. Allah'ın varlığı ve bir de birliği. Buna denir tevhid. Birliği böyle. Müşrikler Allah'ı inkar etmezler. Ama ne yaparlar? Bir de tapındığı şeylere varlar. Allah ortak koşar onları da böyle. Putların heykeli tapındırırlar. Allah ortak koşarlar böyle. İslam'da nedir? Allah'ın varlığı ve bir olması. Tevhid deniyor bunlara. Tevhid akidesi. İşte tevekkül, teslimiyet, rıza makamları, sabır makamları hep bunlar neye bağlı bunlar? Tevhide bağlı böyle. Bir insanın tevhidi kuvvetlendikçe, yani Allah bir, la şerike leh olacak. Ortağı şerik yok Mevlamız'a böyle. Yeri göğü yaratmış, yönetir. Böyle. En güçlü bir vali mesela, her dairede yöneten müdüre başkadır. Böyle. Her şeyi görmez, bilmez. Böyle, böyle. Ama Allah Celle Celaluhu Mevlam her şeyi görüyor, her şeyi biliyor Mevlam. Böyle. Ağaçtaki melekleri Mevlam biliyor, bizi, işimizi biliyor, hücremizi o yönlendiriyor Mevlamız. Demek ki gerçek müminler bunlar felaha kavuştu Mevlam-ı Yakın Mevle. Yani burada kat yüflehu değil. Yani felaha kavuşa değil de felaha kavuştu artık. Kesin yani bu. Oldu artık. Kimler bunlar bakalım işte bunlar. Ellezînehüm onlar öyle müminler ki fî salâtihim namazlarında hâşi'ûn huşu edicilerdir. Bu müminlerin ilk birinci özelliği imandan sonra tabi, hatta iman olmayan mümin denmiyor. İmandan sonra ilk özellikleri bunların namazı huşu ile kılanlar. Demek ki imanı nedir? Mihenk taşı namazla belli oluyor işte namazın terimler. Eğer bir insan namazda huşu yapabiliyorsa, kişi namazı huşu ile kılabiliyorsa işte bu nedir? Gerçek imanın, müminlerin bir özelliği bu böyle. Huşu namazda. Nedir huşu? Allah korkusu ile ve sükunet. Sükunet böyle. Namazda sakin olma. Sağa sola bakmama, hırsızlık yapmama, namazını çalmama, etrafına bakılmama. Yani Allah huzurunda olduğu bilinciyle dışı
sakin organları işin Allah korkusu kalbinde. İşi dışı bile olacak namazda. Dışı. Öyle kaşırmak yok. Zorlanmadan fazla öksürmek yok. Kişi fazla zorlanmıyor. Bakıyor sanki hemen bir şey yapıyor. Namazı zarar veriyor muhtemelen böyle. Namazı böyle. Şimdi fıkıhta semavi diyor. Öksürüş semavi. Yani elde olmayan, elde olmadan öyle bir geliyor. Tutamazsın kendini. Bunun bir zararı yok böyle. O kendini tutabilir. Kendini tutabilirken rahatlamaya işte yapıyor böyle. Ama bundan ne yapıyor? Bir derse 2-3 ağır çıkıyor bunlar. 2-3 ağır çıkıyor bundan böylece. Biz Halep'i okurken rahmetli Ahmet Efendi vardı. Karakalpak imamdı kendisi de. Orada Arapça, onda Halep'i okurken namazda imamın yanılması konusu geldi. Şimdi orada. Arkadaki biri onu dedi Fatih önce açar yani böyle. Yanlışını söyler. İmam mesela tutuldu. Tutuldu bir yerde. Aklına gelmedi. Genelde yapamadı gene. Arkadan cemaat emri söyler. Cemaattan biri ama dışarıdan değil. O cemaattan biri söylemesi gerekiyor böyle. İmam yanıldığı zaman mesela evde namaz kılınıyor, cemaat yapılıyor böyle. İmam yanıldı. Cemaat imama tabi olmayan birisi orasını ezbe biliyor, söylerse imam onun sözünü düzeltirse namaz bozuldu. Ancak namazı dahil, aynı namazı kılanlar, imam tabi olanlar onların biri söylemesi gerekiyor. Buna Fatih deniyor buna. Rahmetli hocam arada bir benlikte yapardı bizlere ders arasında. Yani dinlemek için çok mübarek insan, Allah rahmet eylesin. Bir gün şöyle dedi böyle. Kendi oflu. Trabzon'da kendisi ofluydu. Bunların köyün akşam namazına bir meşhur bir alim gelmiş. O civarda meşhurmuş alim. Akşam namazına bunların köyüne gelmiş. İmam da bakıyor onu görünce tabi misafir imam sabahı da akşamı kıldırabilir. Misafir de. Dört tekere kıldıramaz. İmam hemen cübbeyi sarıyor ona veriyor. Onu geçiyor, imrabe geçiriyor. Gerçek büyük alimmiş, kuramış kendisi de. Akşam namazında ilk yatta Fatiha'dan sonra Kafirun Suresi okuyor. İkincisi İzâ Câe okuyor böyle. İzâ Câe Nasrullâhi takılıyordu muhtemelenler. Kur'an hafız böyle. Yani Kur'an baştan bu ezbe bilen bir hafız böyle. Hocam, alim kişi. Ama tabii insan bu. Beşer şaşar muhtemelenler. İzâ Câe Nasrullâhi gelmiyor. Bir de alıyor. İzâ Nasrullâhi arkadan biri var. Velfetu da diyor. Bu tabi düzeltiyor, bitiriyor, selam veriyor. Kimin yanlışını söyledi? Ben söyledim. Kalk sen iade et. Senin namazın bozuldu. Nasıl bozuldu ya? Şu cemaatin yarısı da hocam var bile. Ofta, o köyde. Halep okumuşlar. Yok bozulmaz, bozulur derken şimdi bütün cemaat, hocam niye bozuldu bu namazı? Bunu açıklar mısın bunu? Bir insan namazda diyor, eğer dünya kelime konuşursa, ölçüne kadar iki harf olursa böyle. Konuşsa namazı bozulur. Bu ne dedi diyor? Dağ dedi diyor. Namazı yok, Kur'an'da yok mu Elif'e? Elif'e dağ dedi. Dal, Elif var bunda böyle. İki harf var. Namazı bozuldu bunu böyle deyince. Kalkıyor ama düzeltiyor muhtemelen böyle. Şimdi namazda huşu konusundan da buraya geldik. Yani aklıma rahmet hocamın şeye geliyor, bu fırsatı geliyor şu an burada böylece. Şimdi demek ki öksürükten buraya girdik. Bir insan fazla zorlanmadan, yani öksürüğünü tutabilir durumdayken, yapsa be, elif hı çıkar. Hatta yaparsa o şeddeli hı olur, üç harf olur bu sefer. Namazı bozulmakla beraber. Namazı bozulmak kardeşim. Yani namaz konuları çok ince meseleler bunları. Bunları iyi bilmemiz gerekiyor bunları da. Şimdi huşu baştan buraya girdik. Huşu iki ayrılıyor. Bir zahir deniyor. Beden ilgili. Bir de batini. Batın deniyor. Kalp ilgili böylece. Demek ki bedenin de namazda sakin olması gerekiyor. Bedenin namazda sakin olması gerekiyor. Bedenin de böyle. Öyle
fazla zorlanmadan, kaşırmadan, tepinmeden, kımıldamadan, oflamadan, üflemeden, sıkılmadan beden böyle sakin olacak, rahatlayacak yani böyle. Neden? Allah huzurunda. Allah huzurunda. Kalp ne olacak kalpte? Allah korkusu derece alıyor. Azamet ilahi olacak kalbinde böyle. Huşu olmuş oluyor. Demek ki bir insan namazını böyle kılarsa bu insan yetiyor. Böyle. Yetiyor insana böyle. Bir evlullah vardır. Hatem-ül Esam denen. Hatem-ül Esam adında. Rahmetullah Hazretleri. Bu gençliğinde kendi Horasanlı, Horas evliyalarından ve Kudüs'e Meşid-i Aksa'ya gelmiş. Öğle namazından önce sünneti kılınırken, sünnet kılarken cemaat caminin bir köşesi çöküyor çatıdan böyle. Onun tabi demir yok o da şeyde bunların böyle. İşte sıvalar dökülüyor, kireçler dökülüyor derken tuğla falan şunundan bir takır tukur toz duman oluyor. Namazını bozan kaçıyor. Bu gürültü duyunca böyle. Her kaçışıyorlar. Bakıyor cemaat, yabancı bir genç namazını bozmamış, namazı devam ediyor böyle. Hiç gayet rahat an böyle. Hiç gayet yavaşça, erkenle böyle. Tanıtan okuyarak böyle huzur yeri tak taktı, namazını kılıyor. Bunu görünce an bakıyorlar, tabi tanımıyorlar yabancı bir genç. Oturuyorlar şimdi cemaat, bu namazı seyrediyorlar. Burada bir selam verince, sünnet-i kılmış selam verince, diyorlar ki nerelisin sen genç? Horasanlıyım. Bak diyorlar, caminin şu şeyi, çatın şu kısmı çöktü. İşte toz, duman, kireç, harç neyse tuğlam dökülü bu şekilde her taraf tozumun oldu. Bir namazı bozduk, kaçtık. Sen nasıl namazını bozmadın? Duymadım ben diyor. Duymadım. Neresi çöktü? O zaman görmüştüm. Allah Allah. Peki nasıl yemin duymadın bunu? O kadar grup patır oldu. Namazdaydın diyor. Namaz, Allah uzun emberi diyor. Namazın emberi böyle diyor. Bakıyor cemaat boş değil bu genç. Öyle konuştu ya, konuştu ya, hal sahibi belli olur halinden böyle. Hal sahibi belli olur halinden böyle. İçinden, gününden konuşur o. Dile konuşmaz böyle. Bağırıp çağırmaz. Peki diyorlar gence buna, bir an bakalım diyorlar, sen nasıl bu namazı kılıyorsun böyle, bu kadar böyle. Yani bunu duymayacak kadar kendi namaza vermişsin. Nasıl bu namazı kılıyorsun? Oturun anlatayım. Oturuyorlar. Önce diyor, ezandan önce abdestimi alırım, abdestin namazı beklerim. Kendi namazı hazırlarım diyor böyle. Böyle yapınca şeytan beni ümidi keser diyor. Eğer bir insan diyor, ezan yaklaşmış ama biraz işi var, hadi şunu da bitireyim, şu işini yapayım, bunu yapayım derken diye oyalansa diyor, abdest almasa, şeytan buna yaralanır diyor. Onu oyalar böyle diyor. Namazını geçirmeye çalışır böyle diyor. Sonra diyor, namaz kılacağım yere gelirim diyor, namaz kılacağım zaman gelirim diyor. Önce bir düşünürüm diyor, ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım buraya? Bir mahkemeye gitsem diyor, o zaman tabii kadı, yani kadı bana bir şeyler soracak, böyle bir şeyim olsa, heyecanlarım biraz diyor böyle, kendi korkarım biraz böyle diyor. Ama Allah nedir diyor, hakimin hakimin Mevlam bir bak. Hakimin hakimi, hakim, hakim Allah Celleşah-ı Mevlam diyor. Allah huzurunda, Allah beni bunun için yarattı insanı. İnsan, Allah bunun için yarattı. Ya. Acaba bu namazımı doğru kılabileceğim mi? Allah bundan razı olacak mı? Allah bunu kabul edecek mi acaba? O büyük Allah Celleşah-ı ki Allah'a layık bir ibadet yapabilmek, kulluk yapabilmek kolay bir. Azameti karşısına böyle ya. Yerlerin göklerin tek egemen hakimi. Kudret sahibi Mevlam. Ona layık acaba yapabileceğim derken bir tefekkür ederim diyor. Yüzümü kıble dönerken diyor. Gönlümü Allah'a veririm diyor bak. Yani yüzümü, bedenimin yüzünü kıbleye, gönül yüzünü Allah'a döndürürüm diyor. O vallahi böyle. Gönül Allah'a döndürürüm. Yüzüm de kıble döner. Ve niyet ederim diyor.
Niyet ederken diyor, bunun üzerine basa basa niyeti yaparım böyle diye. Niyet ettim, Allah rızası için bak. Allah rızası, Allah razı olması için öğle namazı söyledi, kılmaya mesela. Onu kılıyormuş da. Tekrar alırım diyor. Elimi kaldırırım diyor. Allahu Ekber derken diyor, dilim bunu söylerken kalbim bunu tasdik eder. Ona alakalı bunu. Evet, en büyük Allah böyle. Yerden azamet sahibi Allah Celle Celaluhu diyor. Elimi kaldırınca diyor, aklıma şu gelir böyle diyor, avuçlarım diyor kıbleye bakar, dünyaya tersiyle atarım arkamadı böyle var. Yani dünyaya elim tersiyle adam böyle diyor. Allah'a giderken diyor, dünyaya gitsem bakalım. Çekil. Ben dünya diyor. Avuçlarım kıbleye dönerim diyor. Tek bir alırım diyor. Allahu Ekber derken diyor, bunun bir an diye bunun esnine kalırım böyle. Allah'ın büyüğü karşısına diyor. Allah'ın azameti büyük diyor. Böyle. Yeri göğü yaratan böyle. Arşı yaratan Mevlam diyor. Bunun şeyin esnine kalırım. El bağlarken diyor, sol elim altta, sol üzerinde. Sol el nefsi temsil eder. Sol nefsi. Sağ elde bu da ruh anlamına geliyor böyle. Onun için mahşer ne olacak? Mahşerde amelden sonu alan ehli cehennem. Sağdan alan ehli cehennem olacak bence. Sol malta diyor, nefis sağ üstte diyor, onu kavrarım diyor, bilekten kavrarım diyor, salim böyle diyor. Yani ruhun nefse hakimiyeti burada bu böyle. Tam diyor kavrama böyle, gevşek yapma bile böyle bak. Yani bir gevşek bile yapsa, bir gevşeme namazda bak, gaflete gidiyor böyle. Sağ el ne diyor? Ruh. Ruhum diyor ne yapar böyle? Nefsi hakimiyet böyle. Zaptı raptı böyle. Nefsi diyor, Allah'a emanet böyle diyor. Sonra diyor, okurum yavaş yavaş böyle. Acele etmem böyle. Allah'a emanet Celle Celaluhu böyle diyor. O anda diyor, şöyle gönlümden geçiririm diyor. Derim diyor, ey nefsim, Hatem. Eğer Rabbimin emrettiği bu namazı becerebilirsem, bak sağımda cennet beni bekliyor, cennet beni bekliyor sağımda. Cennet var böyle. Beceremezsem sonunda cehennem de var. İkisi arasındayım. Eşit mesafedeyim şu anda böyle. İkisine beraber diye. Yani namazda ikisi eşit mesafede. Eğer becerebilirsem diyor, cennet beni bekliyor diyor böyle. Beceremezsem Allah korusun diyor, cehennem o da beni bekliyor diyor. Yine de ayağımın altından diyor, önümde diyor, açılan mezarımı düşünürüm diyor. Açılan mezarım diyor. Her an ölebilirim. Çok namaz önünde var diyor. Belki benim bu son namazım. Yani namaza başlayıp da bitireyim çok var diyor. Namaz önünde var diyor. Belki benim bu son namazımdır. Hem önünde diyor, açılan mezar çukurum diyor böyle. Mezar çukurum. Böyle gömecekler böyle diyor. Azrail senin arkamda bençliği canımı almak için böyle diyor. Azrail'in kılıcıyla diyor, açılan mezar çukur arasında sağında cennet, sonra cehennem diyor. Bu diyor, tefekkürle, mefhumla diyor, namaza girince diyor, kıyamet kapısı duymam diyor. Böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Müminlerin makamları vardı tabi. Bunu 9 makama ayırmışlar büyükler. Biri mümini fasık deniyor böyle. Mümini fasık, yani kafir değildi. İnkarcı değil, Allah'a şirk koşmuyor, imanı var. Ama fasık. Nedir fasık? Ya farzı terk eden veya da haram işleyen kişi. Böyle. Fasık denir böyle. Namazı kaçırır, kılmaz, önemsemez, şu bu olur. Ya harama gider, işte içkidir, kumardır, eğlencedir, faizdir, yalandır, gıybet neyse haram işler. Buna deniyor mümini fasık. Allah korusun. Tabi bu son anda imanı kurtaranmak zor bir makamda. Çünkü içinde iman işlemediği için, gönlü imanı işlemediği için, Allah sevgi için yakmadığı için bu son nefeste zaten ölüm sarhoşluğunda beyin karışır, kim toparlayamaz Allah korusun. Sonu tehlikeli. Yani imansız gidebilir Allah korusun. Yani mümini fasık diyor bunlara böyle. Dünyayı daha sever ahiretten, dünyayı daha fazla sever, dünya süsünü sever, şunu bunu sever böyle. İkincisi, müminin müttaki deniyor.
mümin-i müttakiler, tekva müminler. Bunlar farzını, vacibini, sünnetini uygularlar, bunları bırakmazlar. Günahtan sakınır, kaçınırlar günahlardan. Şu günahımı tamam bırakın böyle. Ne kadar aleyhine bile olsa, o anda dünyasına zarar bile verse, eğer bir şey günahsa, onun üzerine varamaz. Tamam, bırakır onu günahlarını. Haramdan kaçar, gözünü kollar, kulağını kollar. Mesela bir evliliğin biri, bire giderken, düğün var mı bir köyde, davul çalıyormuş, zorna çalıyormuş. Bakıyor, başlığı yok. İki kulağını böyle tıkıyor böyle, öyle kişi midir böyle, koşar kişi böyle. Sırata geçti, aşkı niye böyle yaptın diyorlar böyle. Müzik kalpte nifak bitirir diyor. Adı şerif bu böyle. Müzik kalpte nifak, münafık alim yapar kalpte böyle. Yani imanın tadını götürür. İman tadını götürür. İmanın özünü götürür. Kişiye münafık götürür böyle. Şimdi bakıyorsun çok kişilere böyle. Yani, hacı ömrü de gitmiştir ama müziksiz duramıyor böyle. Müzik duramıyor böyle. Kimde ne yapıyor? Güya ilahi dinliyor. Ama müzikle ama. Aynı müzik. Orada kelimeyim değil kelime. Yani müzik aletleri sakıncalı. O günah olan aletler. Aynı aletler. Aynı müzik aletleri. Aynı müzik aletleri ne yapıyor? Şarkı da söylüyor. Şunu bunlar söylüyor böyle. İlahi de söylüyor. Hatta daha günah bir ilahi söylemek onlarla. Çünkü Allah ismini alıyor. Peygamber ismini alıyor. Mümin müteki böyle günahtan sakınır muhtemelen böyle. Yani işte hoşuma gidiyor ama benim. Gider nefisler tabii ya. Nefis hoşuna gider tabii böyle. Okurken bile okuyan kişi ne kadar ihlas, samimi de olsa ama bağırıp çağırmadı mı açmaz ki onu böyle. Bağıracak, çağıracak, yırtacak etrafını. O onun hoşuna gider böyle. O neyi seviyor? Kur'an değil. O sesi seviyor ben de. Makamı seviyor ben böyle. Birincisi demek ki müminin, ikincisi müminin müttekiler bunlar. Bunlar sakınır. Bunlar böyle. Saz düğüne gitmez. Böyle sazdan, cazdan, ilahi milahi diye böyle bunlarla aldanmaz bunlarla böyle. Sonra başlıyor zahitler. Zahid. Zahid. Zühd sahipleri böyle. Nedir bunlar? Artık bunlar dünya ahiret ayrım yaparlar bunlar. Onu yaparlar. Yani tekva kişi günahtan sakınır. Ama mübahtan faydalanır, her mübahtan faydalanır böyle. Züht sahibi ne yapar? Ebu Zer Hazretleri gibi o zühtlerin başı olur. Ebu Zer Gıffar Hazretleri muhtemelen böyle. Ebu Zer Gıffar Hazretleri böyle. O züht, zahitlerin başı olur kendisi. Ne yapar bunlar? Artık dünya süsünden, ziynetinden vazgeçmeye başlar böyle. Her zaman aklında kabir. Bakın böyle. Yani şimdi bir insan züht makamına gelmeyen kişi ne kadar namazını bırakmasa, tekva olsa bile evine geldi mi işte şu perde eskidi, şu böyle oldu, bu böyle oldu, işte rengi olsun, şöyle olsun, böyle olsun, devamlı daha güzel giyinsin, daha süslenip püslensin böyle, tabağı, çatalı, kaşığı artık her şeyine böyle, kalebodruna, fayansına her şeyine böyle, hep süsle püsle kalır mıdırına böyle, süsle püsle kalır böyle. O takılır kalır onlara böyle. Züht olmayan böyle. Ne yapar? Zahit ne yapar? O hep aklında mezarıdır böyle. Şimdi tamam duvara bakar. Tamam biraz şöyle olmuş ama mezarda hiç soğuk yok ama ya. Kireç yok mezarda. Böyle. Halı eskimiş. Ama mezarda halı yok yerin aşağısında. Yani evinde koca köşkü sarayı olsun. Her odasında halılar artık yepyeni pırık halılar olsa eşler bile olsa hepsi dünyaya kalıyor. Kişi ne yapıyor? Mezara gidiyor. Hele kışın çamur, hatta su çıkıyor bazı yerde. Kişi su içine bırakıyor. Kefenler böyle. Züht sahibi unutmaz mezarını. Yani son durak dünyanın sonu bu böyle. Ne zaman? Ama bugün ama yarın böyle. Bak değil mi? Dem bu dem, dem bu dem. Ne demek dem? Arapça kan demektir dem. Buradaki Farsça bu an böyle. An bir an demektir. An bu andır böyle. Dün geçti artık bitti. Gece daha gelmedi, yarın gelmedi. O halde an şu andır. Zaman şu zamandır. Bunlara yaralanma gerekmiyor. An bu zamandır böyle. Yarına görülmez.
Belki yarın gelmeyecek. Biz ona ermeyeceğiz hatta. Hatta güne bile kişi mesela o güne kavuştu. Kavuştu ama acaba o günü insan tamamlayabilecek mi? Bu da bilinmiyor ama ya. Çok kişi var sabah saatte kalkıyor. Bir kaza oluyor, kalp krizi geliyor, bir hasta bir şey geliyor, bir sebep oluyor. O gün kişi ölüyor muhtemelen. Böyle. Hatta öyle kişiler yani gördüm, siz görmüşsünüz tabii. Yani sabah işine gidiyor. İki namazında cenazesi camiye getirildi. O akşam mezara gitmek vardı. Yani sabah elbisesini giydi, kendi giyindi. Onu da kendi çıkaramadan muhtemelen böyle. Züz sahipleri yani elden geldiği kadar tabii elden geldiği kadar nefsani zevkini biraz kaçırmak gerekiyor. Ruhun kuvvetlenmesi için ruhsal olgunluk için biraz kopmak gerekiyor dünyadan. Kopmak gerekiyor böyle. Kanaat deniyor bunun işte böyle. Kanaat böyle. Olanı getirmek artmak gerekiyor. Sonra arifler dinle. Arifler makamı. Arifler böyle. Arifler artık Mevla'yı bilenler bunlar. Arifi billah bunlar. Arifi billah böyle. Artık onda Allah aşkın tadanlar. O zevki erenler. Muhabbetullah'a bulanlar böyle. Ruhu ama gönlü. Geçici değil, bir anlık değil bunlar böyle. Ruhu, ruhsal hali, ruh olgunlaşan, artık Allah'ı bilen, Allah deyince kalbi ürperen. Ondan feyiz, zevk alan böyle. Namazdan zevk alan, ibadetten zevk alan, sohbetten zevk alan, Kur'an'dan zevk alan. Artık bunun zevkleri değişir şimdi bunlar böyle. Ürürsen sen bunu bir sadıcazı bir düğüne götürsen, o sıkılır, girer misin böyle? Uf, batar da böyle. Ama neden? Ruh olgunlaştı. Ruh artık Mevla istiyor. Ruh Mevla istiyor muhtemelen. Cenneti istemiyor değil mi? İsteyene versen onu böyle. Bana seni gerek diyor böyle bak bunu sen. Bana seni gerek seni diyor bak bana ya. Bana seni gerek seni Allah'ım seni isterim ben muhtemelen böyle böyle. Yani zevkler değişiyor bunda böyle. Yani eğer bir insan dünya ve nefsani zevkler peşindeyse işi biraz zor, işimiz zor yani hepimiz de tabii böyle. Nedir? Nefsin bana kuvveti çok demektir böyle. Çok kuvvet demektir. Kanatsizlik olur böyle. Zühten 90 bir kişi böyle. İşte arifler artık Mevla'ya bulanlar bunlar. Böyle. Onların namazı başka, hatip esam gibi yani böyle. Namazları başka, ruhsal zevkleri başka onların böyle. Allah denişleri şırpınır bunların. Ondan sonra artık velayet ve nebiler, resuller, hatim enbiya gidiyor bu şekilde makamlar tabii. Yukarıda gidiyor böyle. وَلَذِينَهُمْ عَنِ اللّٰهُ مُعْرِضُونَ Müminlerin şimdi birinci özelliği neydi? Namazı huşu ile kılarlar bunlar. Yani bunlar kesin kavuşacaklar felaha böyle. Ne anlama geliyor? Hiç azap görmeden muhtemelen. Korkmadan böyle. Korkmadan böyle. Fazla sorguya çekilmeden duhul-i evvelin diyor. Duhul-i evvelin ile girenler bunlar. Böyle. Ölümü tatlı. Ölümü şeybi ağrısı bayram olur böyle. Onun için ölüm hali böyle. Muhtemelen. O anda kimler geliyor kişi yanı kişiye böyle. Ölüm anında böyle. Hatta gurbette olabilir, garip insan olabilir böyle, kimsesiz olabilir kişi öyle görünür ki, görüntü o şey görünür. Ama o anda yanında kimler geliyor muhteremler. Hayattaki o evliya gelir, ölenler ruhları gelir yanına böyle. Anası, babası, dedeleri, kim ne varsa iyi insanlar, onlar gelirler, rahmetlikleri gelirler. O bulunduğu yerin boğazdan böyle nurlanır böyle. Tatlı feyizleri gelir, kişi o anı keşke tekrar ölsem de öldükten sonra. Ya Rabbi tekrar ölsem keşke derim ben. O ağır yaşasam derim ben. Sonra kabri tabi cennette bir bahçe kabri böyle. Daha giderken kabrine, yaklaştığım kabrine mezarı açtılar mezarından cennet kokusu gelmeye başlanıyor böyle. Oh kokusu ruh. Ruhlar kokudan zevk alırlar. Melekler zevk alır kokudan alırlar. O kadar zevk alın başlıyor bundan. Kabri oldu cennette bir bahçe. Ya Rabbi niye daha önce ölmedim ben der böyle. Çektim dünyanın kahrını. Kabirde ne rahat değil mi? Kabirde muhtemelen böyle. Ruhsal hayat. Melek hayat yani böyle. Ruhsal hayat böyle. Kabirde böyle. Yer çekimi yok. Soğuk yok. Sıcak yok. Yemek içmek yok. Şu yok, bu yok böyle. Tuvalet yok. Yani cennet hayatı muhtemelen. Ruhsal hayat böyle kabirinde. Ne der? Ya Rabbi ki daha önce ölseydim. Derler böyle.
İkinci sıfatları bunların وَلَّذِينَهُمْ اَلَّغْوِ مُعْرِضُونَ Bunlar lağviyatına kaçırırlar. Lağviyat boş şeylerden. Günah işlemeyen bir günah değil ama boş şey mi böyle? Kaçar be. Ömür sahibi kısa. Yani her şeyi dünyada elde edecek muhtemelen. Ömür sahibi, her saniyemiz çok değerli, damdan değerli her saniyemiz. Bunu ne yaparlar? Boş şeyden kaçırırlar bunlar. Boş şeyden böyle. Gevezelik böyle, gevezelik böyle. Gereksiz şeylere böyle, hareketler, konuşmalar, şunlar, bunlar böyle. Kalk, aç ağzını sonuna kadar kahkahada gülmeler. Hele yazın oluyor, oturuyorlar mesela balkonlara falan oturuyorlar, beşer böyle. Bakın toplanmışlar kadınlar, nasıl kahkahada. Yani bir orada bir Allah dostu geçse, acı onlara hatırlanır böyle. Ben zavallı demedim böyle. Yani sıratı mı geçtin böyle, cennete mi girdin böyle? Bu kadar kahkaha atmak, gafil olmak, bu kadar olmak böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gülümserdi ama tebessüm. Tebessüm böyle. Yani yüzü gülerdi, gülümserdi ve tebessüm bu iyidir tebessüm böyle. Ama böyle kahkale, o şey yapmak, bu yapmak, boş yeri yapmak. Bundan kaçınırlar bunlar. Kimler? Namazı kuşuyla kılanlar. Neden kaçınırlar? Onlar gibi doğal ama. Yapmacı değil böyle. Onlar gibi doğaldır böyle. Neden? Namazı bir insan huşuyla kılarsa namazdan zevk alır. Namazdan feyiz alır. Ruh güçlenir, ruhsal kuvvet alır. O zaman bunları kişi ne yapar? Şu oyuncağı bir görür bunları böyle. Yani bakar böyle. Yani bunlar çocuk oyuncağı böyle. Konuşan şeyler boş boş sözler be, gereksiz şeyler. Ne dünya bir yararı var, ne ahirette bir yararı var böyle. Boş sözler bunlar böylece. Zaten cennetin özelliği bu, cennet özelliği böyle. Cennette boş söz yok. Yalan yok cennette böyle. Cennet herkesin sözleri hikmetli sözler böyle, tatlı sözler, yaralı sözler. Mesela birkaç Müslüman bir araya geldi mi, genelde dini konu olmalı. Herkes bildiğini güzel makalaktan veya bir kitap okumalı. Kitap okumalı. Biraz ona bir yönelmeli biraz böyle. Ona yönelmeli biraz böyle. O zaman orası ne oluyor? Zikir meclisi oluyor. Zikir meclisi oluyor. Allah almak zelice alıyor böyle. Yani ömrümüzün her anı, her saniyesi çok değerli, çok değerli. Ne kadar bunu yapabilirsek, buradan kadar yapabilirsek orada o kadar sevineceğiz. Aklına gelir insan efendim, işte insan biraz da şunu eğilmek ister. Eğer eğilmek istiyorsak demek ki nefsimiz daha başına yılan kaldırmış muhtemelenler. Ejderha. Nefis bir ejderha, yılandır. Demek ki onun başı ezilmemiş daha. Eğer nefsani istekleri geliyorsa ne gerekiyor? Cihat. Nefisteyim, cihat gerekiyor böyle. Bu cihat ekber alıyor. Cihat böyle böyle. Düşmanla savaştan daha zor. Şimdi düşmanla karşı karşıya gelmişsin. Sen atmaz olsun o vuracak seni. Nefis vuracak onu atmayalım. Tamam dersin. Ama nefis öyle diyor muhtemelen. Nefis böyle. Demek ki kaçırma gerekiyor boş edenlerinde. Verilmiş zekatı failün. Üçüncüsü de liz zekatı failün. Zekatı verirler bunlar. Zekatını verirler. Malın zekatını da. Şimdi önce iman geliyor. Sonra buradan namaz geliyor. Boş neden kaçırmak gerekiyor. Üçüncüsü burada zekat konusu geliyor burada. Namaz ibadetlerin başı o. Temel o. Yani bir beden. Olay kabul ediyoruz ibadetler. Bu beden ibadetlerin başı nedir? Bedenin başı namaz. Namazlı insan başı kesik bedene benzer. Ne kadar bedeni güzel olsa, güçlü, kuvvetli öyle görünse de, görünümde ama eğer bir bedenin başı kesilmişse namaz kılmayan bu anlama gelir be. Kesik başa başsız şeye benziyor böyle. Bundan sonra zekat nedir? Zekatta derler mal canın yongası böyle. İnsan imtihandır zekat. Aslında melamıza imtihandır. İnsanlar bazen ne olur? Kişi bazen malı için ölür, canını verir.
malı uğrunda. Yani ölümü göze alır, ya katil olur mal için böyle. Demek ki zaman geliyor ki mal sevgisi, can sevgisi geçiyor bazen böyle. Kişi onun uğrunda ölebiliyor. Ölebiliyor. Mal sevgisi, can sevgisini geçebiliyor bazen yerine göre. Bu işin nedir bu da? İmtihan Mevlamız'dan zekatı vermek, tam vermek böyle. Zekatı vermek bu nedir? Yılda bir defa böyle. Yılda bir defa 40'ta 1'e, %2,5. Biri bir alime gitmiş de bana diyor zor geliyor diyor bu zekatı vermek böyle böyle böyle. Yani ben çalıştım, çabaladım, kazandım, ettim diye terledim, antre bunu kazandım diyor böyle. Nasıl bunu vereyim boşu boşuna bir fakire? Ona şöyle örnekle anlatıyor. Yani örnek anlatıyor. Sana diye bir dostun diyor. Çok samimi arkadaşın, akraban, yakının çok ama. Çok senin kişi böyle diyor. Bu da bir yere gurbete gidecek. Oraya biraz kalacak. Parası var. Eski yere genelde kerpiç olduğu için tabii yıkık dökük, yani korumasız evler. Onun parada altın da paralarda. Dese ki sana diyor işte arkadaş ben gideceğim işte gurbete. Bir sene kalacağım ama böyle. Bir sene sonra döneceğim. 100 tane altın diyor, sana verdi bu diyor. Al bunları, sen saklar mısın benim adam bunları? O saklarım dedi. Aldığını saklarım sen bunları diyor. Bir sene sonra geldi. Sen emanet istiyor diyor. 100'ün hepsi ise diyor, sen buraya alış, ısındın şimdi diyor, sana zor gidecek böyle. Ne diyor sana diyor böyle? Arkadaş ben gruba gittim, çalıştım, kazandım para. Benim param var ama bunun 2,5 altını bana ver, kalan senin olsun desen diyor. Razı olur musun sen buna diyor böyle? Olurum tabii diyor muhtemelen böyle bak. Yani 40'ta 1'i. 2,5 altını senin olsun dersen diyor razı olur razı olurum tabii diyor. Bak Allah sana bunu veriyor diyor. Allah veriyor mesela. Yani şimdi bir akıl ettim. Aklına kim yarattı? Beynine kim yarattı muhtemelen böyle? Ya Allah sana diyor mal veriyor diyor. Hemen isteyeyim ya Allah zekatını bunu diyor. Daha bir sene sonra bak muhtemelen. Bir sene sonra böyle. Mevlam sana peşin veriyor diyor. Zekat peşin değil. Bak. Zekat peşin değil muhtemelen. Mevlam mal veriyor. Bir sene geçiyor. Kameriyi yılla. Ben bir sene geçince Mevlam buyuruyor ki kulum ben sana bak 100 altını vermiştim. Bunun 97,5 senin olsun daha 2,5'ünü bana ver diyor Mevlam. Niye bunu vermiyorsun sen bunlara böyle diyor muhtemelen böyle. Sonra diyor bir de şu var diyor. Verdiğin diyor o senin aslında. Yani vermenin seni değil ama böyle diyor. Çünkü mahşere, mizana verdin gidecek diyor böyle. 2,5 altın verdiğinde 100 altın, 2,5 altın verdiğinde diyor. Yarın mahşer günde diyor mizana konacak diyor bunu böyle. Zekatını koyacak diyor böyle. Ne oldu? Sinir bu şey ne oldu? Diyor ne kaldı muhtemelen böyle. Ne oldu? Belli değil kim. Kim aldı böyle? Belki düşman aldı bunları böyle. Aldı bunları. Demek ki zekat da böyle muhtemelen böyle. Yani imtihandır böyle. Gönülden bunu koparmak, bunları vermek böyle, seve seve bunları vermek, buna tam tamına verebilmek böylece. Yani insanların bir kısmının namazsız imtihanı takıldığı gibi, bazıları da zekata takılmıştı, verememişler böylece. Bir zengin tüccar varmış, bakliyatçı. Çok zenginmiş kendisi de. Şimdi zekat vakti gelince, yani veremez diyemiyor. Yani Müslümanlık da taslıyor demek kendisi böyle. Yani veremedi diyemiyor. Hesabını yapıyor. Ama çok altın duyuyor zekatı. Zenginmiş çok böyle. Şunu da önüne koyuyorları. Ya nasıl bunu vereyim ben şimdi bunu fakir edemem. Bir de kıyamıyor bunlar muhtemelenler. Bakın ne yapıyor? Bir çuval pirinç içerisinde bunları koyuyor arasına, içine. Bir çuval pirinç arasına bunları koyuyor. Ondan sonra bir fakiri çağırıyor. Gel bakalım diye gelip buraya. Bu benim zekatım diye bak. Çuval ne varsa bunlar benim zekatım bunlar diyor. Bunu ben sana veriyorum diyor. Kabul ederim mi? Ettim tamam. Aldırım aldım tamam. Eğer sana bunu çok sen için sat bunları sen bana diyor bunu sat böyle. O da bir pirinç diye bir zavallı böyle. Ne istiyor ki işte al bakalım diye veriyor parayı. Alıyor muhtemelen bu şekilde. Aklınca kimi kandırıyor? Kimi kandırıyor muhtemelen böyle işte.
nasıl o insanlar böyle namaz kılmıyorlar da, efendim işte bize görevimiz var, bu da kutsaldır diyor, görevimiz kutsaldır böyle diyor. Tamam, görevimiz kutsal ama Allah'ın verdiği farz namaz ne varsa geliyor. Namaz ve zekat böyle. Çift kanat oluyor böyle. Namaz, zekat, hep Kur'an'da bunlar beraber geliyor. Hep bunlar Kur'an'da beraber geliyor bunlar böyle. Namazı kılın, zekat verin. Bak, hep beraber. Namaz kılın, zekat verin. Hep Kur'an'da buna beraber geliyorlar. Bu çift kanat böyle şey. Namazı kılın, zekat veremiyor, tek kanatta. Uçur uçamaz böyle böyle. Zekatını veren var, paradan parayı sevmiyor, namaz kılma üşeniyor. O da gene tek kanat oluyor. Olmuyor bunlara böyle. İkisi böyle getirmek gerekiyor. Rehbim hafizün. Bir ayet okuyayım inşallah tamamsızlar. Velezün lifurucun hafizün. Bunlar bir de Mevlam buyuruyor. Velezine ölü müminler ki lifurucihim hafizün. Bunlar da edep yerine muhafaza ederler. Korunurlar da edep yerlerine. Yani örtünme, tesettür ve zinadan da korunma anlamına geliyor böyle. Bunlar korundular bedenlerini. Örtünme muhtemelen böyle. Rabbim hayvanlara kıl tüy vermiş hayvanlara bedenlerine böyle. Hayvanlara böyle. Herhalde bunlar vardı böyle. Rabbim insanları yaratmamış öyle. Mesela insanların bütün bedeni böyle yüzü, gözü, her tarafı baştan başa kapkara böyle artık yaşlanta beyaz böyle bütün kıllar, gübürler olsa bu şekilde yani bir maymun gibi, abdurum böyle bir domuz gibi olsa insan demiş şirkli olur muhtemelen böyle. Rabbim ne yapıyordu böyle? Hele hanımlar için tabii bu daha da özelliği taşıyor böyle. Yani temiz böyle bir deri, cilt. Deri, cilt böyle temiz bir şey böylece. Bir beden böylece. Ama Rabbim emrediyor bizlere örtünmeyi. Örtünmeyi. Koyunlar örtünemezler ki. Koyun ne yapsın zavallı? Gidip bir kumaş alamaz, bir şey yemez, dikemez. Onu beceremez onları muhtemelen böyle. Örtülemez onlara bir koyun böyle. Onlar ne görüyor? Koyunların yünleri. Onlara yünleri meyli onlara veriyor onları. Her tarafı o kaplıyor onlara, örtülüyor onlara böyle. İnsanlar Mevlam örtünmeyi farz kılıyor, farz kılıyor. Farz kılıyor böylece. İşte hanımlarımızın da çok şeyi bu zamanda bilhassa böyle. Öyle hanımlar var ki böyle bakıyorsun, namaz da kılıyor, Kur'an da okuyor ama bir türlü başını örtemiyor. Kulu kısa, eteği kısa, ev kıyafetiyle dışarı çıkabiliyor. Tabii namazı kılsın yine. Namazı yine kılsın böyle. İmanı varsa namazı namaz haberi böyle. Orucu arışı bunların böyle. Fakat ne olacak mahşerde? Açık gezmeden takıldı bu sefer. Yani namazı güzel kılabiliyorsa zaten namazı tam kısa öyle geçemez zaten. Böyle. O da var böyle şey. Namaz insanı men eder. Münker fuhşiyatta. Ayet-i kerimede böyle. Namaz kılıp öyle gezebiliyorsa namazında biraz kusur var demektir böyle. Bir gün Hazreti İbni Abbas Hazretleri'ne biri geliyor sohbetinde. Ya İbni Abbas diyor, işte ben diyor şöyle bir günaha denkini alamıyorum. O günaha karşı bir tutunduğum var böyle işte bağımlılığım var günah karşı. İşte onu kirmanı orada alamıyorum. Ne yapayım? Namazını güzel kılıyor bu tabi. Namazını daha güzel kıl namazını böyle. Biraz sonra başka biri geliyor. O da başka bir günahını söylüyor. Bundan nasıl kurtulayım? Namazını daha güzel kıl böyle. Kim gelse o gün hepsinin cevabı aynı cevap oluyor. Namazını daha güzel kıl, namazını daha güzel kıl. Cemaat bir Musa'ya dayanamıyor. Ya İbn Abbas diyor, nasıl sen fiyat veriyorsun bu şekilde böyle diye. Sorular çeşitli. Cevap tek cevap ama böyle. Namazı kıl böyle diye. Ayet okuyor muhtemelen böyle. Bak. Namazını kıl, o insanı huşla minnettir, men eder. Böyle. Hani fahşi vel münker. Bunun için demek ki bir açı gezen bir kadın namaz kılıyorsa ne yapması gerekiyor? Namazın daha güzel kılması gerekiyor muhtemelen. Namazdan bir tat, feyiz alsa, ruhsal zevk alsa, ruhun gıdası, ruh bir de gıda alsa, ruh güçlense biraz, güçlense, kendi uyanmaya başlar, gününde uyanmaya başlar kendisi.
Uyanamadı. Namazını kılıyor ama belki öder borcunu. Fazla bir şey alamasa belki bu öder. Onda belki yanmaz ama. Ama açı gezmeye gelince mahşerde işin zor mu? Zor, çok muhtemelen böyle. Bir de açı gezmenin günahı durmadan büyüyor. Yani büyüyen bir günah. Olduğu gibi durmuyor. Devamlı büyüyor böyle. Nasıl büyüyor? Dışarı çıktı bir kadın. Kız. Dışarı çıktı. İşte ev kıyafeti dışarı çıktı. Karanlık gecede onu kimse görmese yine günah yine haram. Ama dışarı çıktı. Hele büyük şehirde yoğun caddelerde böyle çıktı böyle. Onu kaç kişi görürse ona bakarlarsa onun aldığı günahın bir misli de ona yazılı muhtemelen böyle. O sebep olduğu için böyle. Öyle yazın böyle. Yani çeşitli çeşitli artık modeller şunlar böyle şeffaf meffaf şunlar bunlar böyle alacağı malacağı bir artık çekici böyle. Yani bakılsın diye bakılsın diye bilmiyor ki zavallı aldığı günahını aldı muhtemelen. Allah korusun bilmiyor ki zavallı. Düşünün 100 kişi onu görse, 1000 kişi görüyor cevabında. Onu göre böyle. Her gün erkeğe bakması haram oluyor erkeğe de. Bakmaması gerekiyor. Ama baktı, bu sefer ne oluyor? Onun aldığı günahın bir katı da o baktırana, sebep olana yazıyor. Bu işin nedir bu açık gezmek? Büyüyen günah. Dışarıda kaldığı sürece, gezdiği sürece ne kadar fazla eriniz çarşı pazarda? Devamlı günah büyüyor, büyüyor, günah büyüyor muhteremde. Bir de ne var bunda? Göz değmesi olur bunda. Göz değmesi. Nazar değil mi? Nazar. Nazar haktır böyle. Peygamber böyle. Nazar haktır böyle Aleyhisselam Hazretleri. Yani göz değmesi olur. Olur. Hatta deveyi kazana insan mezara götürür. Hadışır bunu böyle. Göz değmesi vardır. Açık saçı gezen bir kadın kız kendisine daha fazla bakılıyorsa yani öyle bir çekici, farklı bir giyim giysisi varsa, önüne varsa, kendisine fazla bakılıyorsa ne olur? Dikkate bakılınca mutlaka göz değmesi olur. Nasıl olur muhtemelen böyle? Göz değmesi insan kaldıramaz. Gözden gelen şu var, gözden gelen şualar vardır böyle. Şualar vardır böyle, gözden şualar böylece. Onlar yani kimyasal maddede gibi bunlardır. Kimyasal maddeler gibi böyle. Bunları kişi kaldıramıyor bunları böyle. Yani bebek de kaldıramıyor, insan kaldıramaz bunları böyle. Kim olsa kaldıramaz bunları böylece. Bilhassa yeni gelinler, ufak sabiler bunu daha fazla kaldıramazlar bunları böylece. Özellikle eğer giysi kırmızı ise nazar daha çok dokunur. Nazar böyle. Kırmızı olanlara böyle. Yani çocuklara kırmızı gidirmeye gerek çocuklara böyle. Düz kırmızı olmaması gerekiyor. Kırmızı daha çok şeker bunu böyle. Göz değmesini, oradan gelen şuaları, radyasyon gibi hani böyle, kimyasal bunlar böyle şualı gözden geliyor, onu dokunur. Şimdi bu ne yapar? Çarşıdan gelir, eve geliyor ama of pof, sıkılıyor, ay başım ağrıyor, ay işim çaltıyor, işte bir sıkıntı var. Neden? Onu bilemiyor muhtemelen böyle. Nazar işte muhtemelen böyle, nazar böyle. Sıkar, sıkar muhtemelen böyle. Nazar bir muazzam ve kalpten gelir böyle. Kalbim adam sıkar böyle, kafası kalınlaşıyor böyle, kafası beyni çatar gibi olur ama kalpten başlar böyle. İşte bir sıkıntı, bir darlık, bunalım, oh poh bu şekilde sinirlenme, asabi şunlar bunlar. Evliyse evde huzur yok işte muhtemelen böyle. Kısa ana baba dinlemez kendisi böylece. Bu dünya cezası bak muhtemelen böyle. Göz değmesi mutlaka olur. Göz değmesi böyle. Haktır peygamber böyle. Haktır varsın buyuruyor. Bir Yahudi vardı. Biraz da şimdi rengini söylemedim muhteremler. Gözler renkleri çeşitlidir muhteremler böyle. Göz renkleri böyle. Bunda hikmetleri var böyle böyle. Hikmetleri var. Şimdi bir renk var. Ama onu söylemeyeyim. İsimimiz öyle bir cemaatten bir olabilir. Eğer kişinin gözü o renkte ise onun nazarı hemen dokunur. Ona gelen şu hemen dokunur böyle. Göz renkleri boşluyor muhtemelen böyle. Boşluyor böylece. İşte bir Yahudi vardı. Çok nazara dokunur böyle. Peygamberimize böyle karşıya geçip böyle
nazar yapmıştı. Ayet-i Kerime geldi hakkında. Nur Suresi sonra iki ayet-i kerime geldi. Onda peki korundu muhtemelen böylece. Yani nazar haktır böylece. İşte kızı hanımlarımız böylece yani inançlı olduğu halde inanmayanlar onlar artık onlara iman gerekti başlandılar. Ama inandığı halde namazı kıldığı halde oruç tutuyor Ramazan'da oruç tuttuğu halde açık geziyorsa onları acımamız gerekiyor muhtemelen. Yazık olacak onlara muhtemelen. Hem dünyaları sıkıntı olur, benazar der kendilerine böyle, işlere patlar, huzur bulamazlar, darlık olur işlerinde. Hem de maaştan önce maaşlarda ya maaşlarda muhtemelen. Doğrudur böyle. Böyle kulum, kulum. Ya sen bak çarşıya gittin, alacak, ufak bir şey alacak böyle. Ama kaç mağazaya geçti böyle. Kaç mağaza gezmek ama ya. Ufak bir şey alacak, o mağazaya girdi, oraya girdi, oraya girdi, çarşıya gitti, pazara girdi, oraya girdi, buraya girdi böylece. Ne kadar fazla gezmişse, kaç şey görmüşler onu böyle böyle, koyun bakalım günahlarını. Koyun bakalım günahlarını. Boşu boşuna günah girme muhtemelen. Boşu boşuna günah girme muhtemelen böyle. Örtülme, tesettür muhtemelen. Yani hanımların da süsü örtüsüdür. Tesettür var. Örtülmesi bundan böyle. Gerekir böylece. Her evli kadın bakıyorsun. Evli kadın. Çocuğu da var. Çocuk sözü sahibi. Hatta torunu olan kadın var. Bakıyorsun böyle. Yani saçlar almış böyle. Hala baş açık. Kollar kısa mı? Yazın tabi böyle. Hala baş açık. Kollar kısa zavallı böylece. Ve kimi yararlanıyor bu? Evliysen kocana sen süslen. O sev var bunu böyle. Evliysen kocan süslen. İsteyin bir gibi kocanın yanında. Kocanın yanında böyle. Onu süslen bu şekilde böyle. Yani baş erkeklere niye kendini beğendiriyorsun? Lâlâzı eymanühüm ilâhür. Mevlam buyuruyor ancak alâ ezvâcihim illâ islâh diye ancak zevcene, hocasına karşı tabi kız evinde koru istediği şekilde bir de mahremin yanında mahremin yanında kimse mahrem onun yanında kadın tabi baş açık oturabilir. Mahrem yanında. Mesela tabi başta babası gelir. Sonra babanın baba dede gelir. Sonra kardeşler yani abi, küçük olsun erkekler bunlar gelirler. Yeğenler, erkek kardeş, kız kardeşinin çocukları, yeğenleri, amca, dayı. Bir de nikahtan. Dedim sürret diyorum, sürret. Nikahtan oluyor böyle. Nikahlandığı hanımın annesi mesela yani kayınvalidesi erkeğe, kayınvalidesi. Geline de kayınpederi. Bunlar bir de sütte olanı böyle. Süt kardeşleri, süt babaları, amca dayıları. Bunlar böyle. Ama amca oğlu yabancı mıydı bak? Yabancı amca oğlu böyle. Ya benim amcam oğlu yabancı değil o böyle. Tam tanıyorsunuz, yabancı değil, tanışıyorsunuz ama mahremin diye muhtemelen. Nikah düşüyor yani böyle. Dayı oğlu. Nikah düşüyor muhtemelen böyle. Teyze oğlu, halı oğlu. İnsan teyzesine gider mesela, ziyaretine gider. Ama gelini vardı yanında ya da kızı var, açık varsa o zaman ya hayattan görüşecek, yanına bakacak, bakmayacak ona muhtemelen bir şey böyle böyle. Ya söyleyecek bunları mesela. Kızım bunun için bakıyorum böyle. İnancımın gereği bu olacak bir şekilde. Öyle bakacak muhtemelen böyle. Uygulama bunlara biraz zor böyle. Her zorluğun sonu nedir? Kolaylık muhtemelen de. Üstünün yusra var ya be. İnleman üstünün yusra böyle. Her zorluğun sonu kolaylık. Her gecenin sonu aydınlık muhtemelen böyle. Ya muhtemelen de. Kışın soğuk, kar falan oldu mu? Nasıl önce sevinirmiş. Hocam ya bu kadar bak soğuk, kış herkese donuyor. Ne seviniyorsun? Arkası bunu yaz diyormuşlar böyle. Arkası yaz bunu diyor böyle. Onun için dünyada sıkıntı çeker çekme arkası bunu elhamdülillah cennet ve cemalullah muhtemelen böyle. Ölürken rahat bir ölüm değil mi böyle? Tatlı ölüm böyle. Hayatta da tatlı yaşama, huzurlu yaşama. Bütün sıkıntılar ruhsal sıkıntı, ruhsal bunalım muhtemelen. Ruhsal bunalım, ruhsal sıkıntı bunlar böylece. Ne diyorlar insanlar böyle? Her şey var, huzur yoktur, huzur yoktur, her şey var. Huzur nedir? Ruhsal hal, ruhsal muhtemelen, ruhsal böylece. Yoksa nefis, duyumsuz nefis böyle. Evim olsa ev alır, eşyam olsa üstünü al, dışını al, oraya git, gezmeye git, oraya git, buraya git. Ama bakar neyse nereye gitsin, huzur
Adres yanlış muhtemelenler. Oraya gider, buraya gider. Hep çıkma sokaklar bulamazlar böyle. Huzurum insan içinde. Can içinde canan diyor insan oradan. O can içinde canan şöyle. Ben taşla ararken o can içinde cananıymış. Huzur insanın gönülde muhtemelen. Gönülde böyle. Ruhsal böyle böyle. Ruh uyanması. Uyanması böyle. Ruh uyanması böyle. Ruh istemişlik işte gönüller böyle. İstemesi gerekiyor. Kim bunların dışına bir şey yaparsa önem buyuruyor. Onlar da hümül adûr. Ayeti atlayayım burada. Hümül adûr. Onlar haddi aşanlar. Haddi aşanlar böyle. Kim ilahi emrinin dışına çıkarsa nedir bunlar da? Hududu çiğneyenler. Dedi ya günümüzde kırmızı çizgi. Allah'ın çizgileri var. Kırmızı çizgileri muhteremler. Bunları aşanlar bunlara böyle. Aşanlar bunlara böylece. İnşallah Teala imanımızı kuvvetlerine bakalım. Bunun için de Allah Celle Celaluhu çok hatırlamak gerekiyor Mevlamızı. Buna denir zikrullah, zikir. Zikir muhterem böyle. Zikirsiz iman kuvvetlenmez muhteremler böyle. Zikrullah. Şimdi bir insan dışarıda camiye girse bile, hatta kişi ömreye bile girse şu anda, ömreye bile girse, hemen oraya girince insanlığı değişmez ki birdenbire. Kişi camiye gider, nasıl girdiyse öyle durur cami içerisinde. Öyle insan var, hiç konuşa konuşa, güle güle, ağzında sigarası, pofur pofur, şeker şeker gidiyor böyle, hiç artık böyle, ezan-ı mamı okunuyor, hiçbir şey haberi yok. En sonunda geliyor bir hasret oluyor, bir de bir cam çekiyor sigarayı böyle, oh doyamadım ama. Bana bir çekiyor, içeriye giriyor. Ondan sonra namazda tabii sıkılır değil mi böyle? Almama namazda böyle şey. Böyle Fatih dedim hoca, o hemen alarm vurmuş sanki. Yani işi gücü yok ama hemen dışarı kaçmak bu şekilde böyle. Yani ölçüyor namazda, imanda ancak zikrullah ile düşünür. Zikrullah lazım böyle. Allah almak deleşi alıyor. Almak deleşi alıyor. Yani Allah, Allah, Allah böyle. Buna dilin alışması gerekiyor bunun böyle. Ama Allah, 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 Allah diye muhtemelen böyle. Yavaş böyle. Allah, Allah, Allah. Sonra H çıkması şart buna. Sonra H çıkması böyle. Allah. Böyle kalbde olur böyle. İnsanlar bir dudak kımıldamasa bile yattığı yerden olur böyle. Oturduğu yerde olur böyle. İşini yaparken olur böyle. Direksiyon başında olur. Masa başında olur. Bilgisayar başında olur böylece. Ne yapar kişi? Yavaşça böyle, arada bir şey olmasa böyle Allah, Allah, böyle Allah derken bilir ki Allah Rabbül Alemin'dir. Yöneten Mevlam böyle. Sonra kelime-i tevhid vardır. Önce bundan başlar, sonra kelime-i tevhide gelir. Kelime-i tevhide La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah. Bunda nefi ispat deniyor böyle. Nefi ispat. İspat böyle. Bunun mesela Türkçe anlamı olmaz zikir. Allah'tan başka Allah yoktur. Allah yoktur. Bak. La ilahe illallah. La nefi. Nefi. Olumsuz yani böyle. La ilahe ilahla hepsini nefi ediyor. Şu alemde ilah yoktur. İllallah ancak Allah. Önce nefi, şimdi önce deniyor defi zarar, sonra celmefa deniyor böyle. Önce defi zarar, önce zararı def etmek, ondan sonra menfaatı celbetmek. Yani Allah koyduğu mesela evine sel girmiş, su girmiş böylece. Ne gir? Önce o sel suyunu dışarı atmak, temizlemek. Onu dışarı temizlemek. Yani böyle. Önce defi zarar, defi zarara geliyor böyle. Onun için elime yapar böylece. Onun için önce nefi gelir bak. Kalpten gün öden bir ilahı atıyor böyle. Bana diyor masiva böyle. La ilahe hatta böyle sağına bunu atar bu şekilde. La ilahe illallah. Bunu derken tam böyle kalbi bunu böyle. İllallah. Ancak Allah'tır. İlah olur böyle. O'dur Hakim Mabud. O'dur Rabbi Alemin. O da bizi yaratan Rabbimiz. Büyük onun böyle. Dünya onun böyle.
kul melasını buldu mu, ondan sonra mezarda bir, mahşerde bir, sırata bir, cennette bir muhtemelen böyle. Kul melasını buldu mu böyle ya. Mevla'ya kulu buldu mu, kul melasını yeter muhtemelen de. Bunun tadı alınlar bunlar bu şekilde. İşte eline geldiği kadar böyle zikrullah. Buna alıştıralım inşallah kendimizi böyle. Yavaş yavaş. Sayı, tesbih yok. Gerek yok muhtemelen böyle. Gerek yok böyle şey. Olur. Şunun için teşvik kullanabilir bu zikrullah'ta. Her bir insanın günlük belli bir zikri yapıyorsa her zaman, buna evrat diyorum buna böyle, o bunu yapar böyle. Her günlük belli bir şey varsa mesela bir belli bir vakitte, o zaman çeker bunları mesela böyle. 100 tane mesela neyse yapar böyle. Ama bunun dışında yani tesbih eşliğine buna gerek yok. Sayma gerek yok bunlara böyle şey. Neden? Melek var, o sayıyor. Onun işini meleği bak, başka işini meleğen böyle şey. Sadık o böyle. Gözü Rakibun atid melan buyuruyor. Rakibun, rakib, atid böyle. Murakib böyle, müfettiş böyle. Devamlı bir gözü var böyle. Bu devamlı gözüyor. Atı o da devamlı hazır bize haber. Yani bir gün işledi mi, o devamlı bunları kontrol ediyor. Bu da sevaplar mühendi. İnsan bir Allah, Allah diyor. Hemen kayda geçiyor. Kayda böyle. Hem bu kayda geçiyor bu şekilde. Tabii kelime-i tevhid getiriyor. La ilahe illallah. Bu çok şey muhtemelen böyle. Yani cezbeyi celbeder. Cezbeyi getirir insana böyle. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Böyle yavaş yavaş getirirken bunlara böylece. Hatta kelime-i tevhidin sevabını yazan bir melek. Yazan muhtemelen böyle. Açık bırakılır böyle. Açık bırakılır böylece. Kulun inancına göre, imanına göre, aşkına, şevkine göre değişiyor tabii. Sevabı değişiyor. Yazamıyor onlara muhtemelen böyle. İşte kelime-i tevhid ehli, buna kim alırsa kendisi, hayal alırsa kendisini, bu kişi ölüm anında azalarsan artık can almaya geldi ama buna devam ediyor, alışmış kendisini durmadan, alışmış, ölüm anında azalarsan geldi, bu zikrediyor böyle. La ilahe illallah, işte la illallah, azaya sokulamıyor muhtemelen. Sokulamaz mı? Vallahi sokulamaz, sokulamaz muhtemelen böyle. Allah'ım ne yapayım? Emir verdin, nasıl alayım bu canını? Bu seni zikrediyor. Derler. Veren böyle ya azay ben şimdi bir gafet veririm. O zaman alın canını. Azay sokulur muhtemelen böyle. Mezara girince melekler buna soğuk ısırma çekiyorlar muhtemelen böyle. Hele Sırat Köprüsü'ne gelince yine bunlar başlıyor Sırat Köprüsü'nde. Bütün ehli iman, bu ehli zikir onlar bunlar. Alışınlar bunlar. Sırat Köprüsü'nde hep beraber böyle. Milyarlarca böyle. La ilahe illallah derken cam atışı bir gerilir, sönüyor. Cehennem atışı böyle. Sön, çekiliyor. Bunu yalvarır cehennem. Çabuk geçin, çabuk geçin. Allah çabuk geçin. Atışım sönüyor diyorsun. Doğan bozuluyor böyle. İşte azı cemaatimiz hayatımızın her saniye kıymeti böyle. Yani yaşam boyu cihadın yaşam boyu. Cihad böyle. Uğraş lazım böyle. Yaşam boyu uğraş lazım böyle. İnsan olmak için işte bu. Allah'ın nasip etsin hepinize inşallah.